Merhaba arkadaşlar. Bugün Kircher K2 Karkit modelini deneyeceğiz. K2 serisinin en üst modeli bir cihazdır. İçerinde neler var? Kutuyu onu göreceğiz. Önce kutu bu şekilde. Burada marka var, bilgileri var. Burada içinde neler olduğu var. Hortumu, su filtresi, tabancası, iki farklı tabanca ucu, kar kit olarak da, yani araç kit olarak da köpük püskürtme aparatı, bir de fırçası, bir de yanında 0,5 litre, yani yarım litre kar şampuan, yani araba şampuanı çıkıyormuş içinden. Şimdi bakalım, eksik bir şey çıkacak mı? Açıyoruz kutuyu, şöyle biraz daha geri çekeyim. Önden gözüksün. Bir öncekinde şey çıkmıştı. K2 kompaktta. Tabancanın biri çıkmamıştı içinden. Şu şekilde arkadaşlar, her zamanki gibi bir kitapçıkları mevcut. 2 adet. Akabinde fırçası var. Şu şekilde. Sanırım bunu hiç daha önce kullanmadım, yani ötekilerini kullandığım test amaçlı da. Bunlar için ayrıca fırsat bulabilirsem video çekmeyi de düşünüyorum. Evet arkadaşlar, demin de söylediğim gibi namlu, şu şekilde 2 adet. Bu düz atıyor, yani yassı atış yapıyor. Şu ise çevirerek atıyor, yani deterjansız yıkamalarda, mesela yer temizliğinde, taş temizliğinde falan bir de suyu döndürerek atıyor. Bunun özelliği bu, bu düz atış yapıyor. Şampuan tabancası burada. Şampuan atışı yapan. Buraya şişesini takıyoruz şampuanın. Şu şekilde. O da çıkınca bakarız şimdi. Evet, burada arkadaşlar şampuanı. Bunu şu şekilde buraya geçirip takıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Şu şekilde. Yani bayağı bir kullanılır diye tahmin ediyorum ama yarım litre ama köpük olarak attığı için yani bayağı bir gider diye düşünüyorum. Yoksa yani Koçtaş'ta falan 50 lira civarında, yanlış hatırlamıyorsam. Şu şekilde. Tabancası yine diğerleriyle aynı. K2'lerde hepsinde aynı, yani bilmiyorum. Çok üst modellerde biraz daha değişik bu tabanca. Şu şekilde tabancası mevcut. Tekerleğin biri çıktı. Şu anda bakalım. Diğerini daha göremedik. İnşallah eksik değildir. Bu da ön tarafta gözüken şu kısım. Tutma kısmı. Şu şekilde. Pek sağlam gibi gelmedi bana ama bakalım. Yani Kircher Alman malı, normalde sağlam ürünler yapar ama hayırlısı. Evet. İkinci tekerlek çıktı. Tekerlerimiz yalnız janjanlı. İnşallah bayağı bir derin. Hortumumuz çıktı. Hortumumuz 4 metre olması lazım. Bir de K2 klasiklerde 3 metre çıkıyor. Bunlar da 4 metre diyebiliyorum. Bu da makinamız. Makinamız aynı, standart yani. K2 modellerin yani büyük çoğunun hepsinde şeyi aynı. Basınç durumu aynı. Yani hepsi 110 bar.
ikisi aynı basıyor. Bazı farklılıklar var. Ben diğer yurt dışında paylaşım yapan kişilerin videolarını izledim. Mesela bu modelde şu gördüğünüz uç kısım takmalı. Yani şuraya bakın, şurada kilit sistemi var ve takıp, yani şunun aynısı. Yani şuradan gösterebilirim. Şu şekilde geri çekiyorsunuz bunu. Şuraya takılıyor. Şu şekilde. Şuraya takıp ittiğimiz zaman oturuyor. Ondan sonra şu şekil emniyet kilidini takıyoruz şuradan. Bu şekil tutuyor. Şunun diğer ucu buraya şeyli, vidalı. Şunun gibi arkadaşlar. Şu arkadaki su girişi gibi. Bazılarında şu kısım şöyle vidalı. Yani şuraya takılan kısım gibi. Bunlar da şeyli, aç kapa gibi. Yani böyle tırnaklı yapmışlar. Bilmiyorum şimdi ne kadar sağlam. Sanki diğerleri, Avrupa'dakiler daha sağlam gibi geliyor bana. Yani şimdi çok detaylı kullanmadığım için bunları o kadar yorum yapamıyorum. Bir de ikinci bir dikkatimi çeken kısım, şu gördüğünüz boşluk kısımda yine Avrupa'da burada bir şey var. Bakın. Burada deterjan girişi var. Ayrıca burada da deterjan hortum var. Buradan hortumla deterjanı çekiyor. Ama bizim burada satılanlarda nedense çıkmadı yani. Arkadaşlar, ürün bu şekilde. Kullanım olarak hepsi birbirinin aynısı zaten. Çok basit. Kurulumu da çok basit. Tekerlerini takıyorsunuz. Burada hepsi pratik, takmalı. Burada bakın tırnakları var şu şekilde. Şu iki tırnak şuradaki yuvalara giriyor. Şu şekilde oturttuğumuzda. Bu şekilde kolayca bir montaj oluyor. Bakın şöyle göstereyim hemen. Yani montajları basit yani şu şekilde. Yani burada pek araştıracak, kurcalayacak bir durum yok yani. Ürün bu şekilde. Daha farklı soruları olan arkadaşlar yorumlara düşüncelerini, sorularını paylaşabilir. Yardımcı olmaya çalışırız yani elimizden geldiği kadarıyla. Biz tabii ben kullanıcıyım, satıcı değilim, bunu da söyleyeyim. Ben bu tür ürünlere kendim merak ettiğim için, alıyorum, kullanıyorum yani. Memlekette de kullanıyoruz. Yani aslında İstanbul için de kullanıma çok uygun değil yani. Biz Karadeniz olduğumuz için bizim memlekette toz toprak çok fazla olduğundan dolayı yani aracın o anki çamurunu atmamıza çok yardımcı oluyor. Yani pratik çözüm, hemen kapının önünde duruyor. Yoksa İstanbul gibi bir yerde yani çok zorlayacaktır. Yani şu açıdan zorlayacaktır. Yani düşünsenize bir 5 katlı, 10 katlı apartmandasınız. Yani su için bahçeniz yok. Yani normal bir bitişik nizam binalarda oturuyorsanız. Yani hortum salma derdi var. Aynı şekilde elektrik salma derdi var. Yani müstakil bir eviniz yoksa, bahçeniz yoksa zorlanırsınız. Yani bilmiyorum, bence öyle. Yani biraz daha bu bahçesi olan, yani biraz daha kullanıma uygun olan yerler için ideal diye düşünüyorum. Yani gidip mesela sita tarzında, apartman tarzında bir yerlerde çok zordur. Yani benim biraz önce dediğim gibi ikinci şaşırdığım konu, yani ülkelere göre farklı ürünler yapıyorlar. Bakın burada mesela deterjan çekiş şeyi yok. Hortum girişi yok. Mesela burada bir hazne var, demin de dediğim gibi. Şey, bu köpük deterjanı değil. Normal deterjanı buraya koyduğunuzda, buradan püskürttüğünüzde, yani buradan çekiyor deterjanı. Şu püskürtücü namluyu takmadan şu şekilde bastığınızda tetiği, buradaki deterjanı çekip şebeke suyundan çektiği suyla karıştırıp deterjanın su basıncı sağlıyor. Ama şu ucu taktığınızda o deterjanı çekmiyor. Yani böyle bir şey var. Yani şeyi hayal etmeyin. Bunun gidip deterjanlısını alıp ben buradan
deterjanı çeker, buradan böyle basınçlı su yaparım diye düşünmeyin. Çünkü bunu taktığınız an buradaki deterjanı çekmeyecektir. Yani deterjanlı olan ürünler için söylüyorum. Bu klasik normal ürün yani. Bunu alıyorsunuz. Bunun deterjanını şuradan veriyorsunuz. Bu namluyu buradan söküp bunu takıyoruz. Bunu da buraya taktığımız zaman demin anlattığımız olayı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yani bunu önce köpük, benzinliklerde, oto yıkamacılarda gördüğünüz sistem gibi. Yani beyaz köpük atıyor. Ondan sonra bunu buradan çıkarıp bu ucu taktığımızda aracımızı yıkayabiliyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Demin de dediğim gibi bir sorunuz, bir farklı bir düşünceniz ya da bir şeyiniz varsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olarak desteklerinizi beklerim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.